Uzun bir süredir Bodrum'da tatilde olan ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi İstanbul'a döner dönmez çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Bakın ünlü şarkıcı hangi konuda Hülya Avşar'a örnek aldığını söyledi. Eski eşi Haluk Bilginer'le yaptığı tatille ilgili neler anlattı? Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi hangi konuda Hülya Avşar'ı kendine örnek aldı? Hülya Avşar'a sor bak ne güzel o da başarıyor. Boşandıktan 4 yıl sonra Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer ilk kez neden bir araya geldi? İnsan olmaktan geçiyor her şey. Aşkın Nur Yengi Nişantaşı'nda bir kuyumcuda uzun uzun mücevherleri inceliyor. Belli ki bu kuyumcunun müdavimi. Dışarı çıkarken mağaza sahipleriyle tek tek vedalaşıyor. Açık renk pantolonu, üstü renkli desenlerle bezeli beyaz tişörtü, boynuna taktığı boncuklu uzun kolyesi ve güneş gözlükleriyle son derece sade ve şık. Belli ki acelesi var ünlü şarkıcının. Kuyumcudan koşar adım çıkıyor ama basın mensuplarını da kırmıyor. Hızlı işim var ama kusura bakmayın. Hızlıca konuşalım ama düşmeden tabii. Aşkın Nur Yengi neredeyse bütün yazı Bodrum'da geçirdi. Hatta bir ara kızı Nazlı'nın babası ünlü oyuncu Haluk Bilginer de tatile dahil oldu. Valizim dolu yine aşkla anılarla yola çıktım sonsuz ayrılıklarla. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer 2006 yılında olaylı bir biçimde evlenmiş, 6 yıl sonra 2012'de yine olaylı bir biçimde boşanmıştı. Biraz gül, bir şey söyle giderken. Boşanmanın ardından pek sık bir araya gelmedi ünlü çift. Ama kızları Nazlı için tatili birlikte geçirdi Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi. Anlaşılan 15 gün boyunca çok eğlenmişler. Çok iyiydi, harikaydı. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım köklerdeki turnalarla. Ayrılan çiftlerin çocukları için de olsa bir araya gelmesine pek sık rastlamıyoruz. Ama Aşkın Nur Yengi bu konuda Hülya Avşar'ı örnek almış. Hülya Avşar'a sor bak ne güzel o da başarıyor. Onlara sorun. Bu hafta gündem elinin çocuğu. Hülya Avşar da bu konuda örnek gösterilecek annelerden biri. Eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan yıllar önce boşansa da kızı Zehra için ipleri hiçbir zaman koparmadı. Aile birliğini hep koruyarak pek çok çifte örnek oldu. Hülya Avşar'ın bu takdir edilesi tavrını Aşkın Nur Yengi de kendine örnek almış. Hülya Avşar'a sor bak ne güzel o da başarıyor. Onlara sorun. Onu da görünce soruyorum zaten. İyi yapıyorsun. Formülü var mı? İnsan olmaktan geçiyor her şey. Dedik ya neredeyse bütün yazı Bodrum'da geçirdi Aşkın Nur Yengi. O sıralarda Ağustos'un son günlerinde hayatını kaybeden Naşide Göktürk de hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Aşkın Nur Yengi Bodrum'da olduğu sürece Naşide Göktürk'ü hiç yalnız bırakmamış. Son anlarına kadar yanındaymış. Çok mücadele etti hastalığıyla. Biz çok yanındaydık onun ama bu amansız hastalık ne yazık ki onu bizden aldı. Bu erken ölüm Aşkın Nur Yengi'yi derinden sarsmıştı. Ne diyebilirim ki? Büyük bir derin bir üzüntü tabii hepimiz için. Ama bir kaybediyor olmak gerçekten iyi bestecileri, iyi yorumcuları, müzisyenleri çok üzücü.